Bu arada çok canımızı sıkan arkadaşlarımla birlikte canımı sıkan bir görüntü var. Acayip canımı sıkan bir görüntü. İstanbul'da değil mi bu ambulans? İstanbul'da ambulans hastasını almış, onu hastaneye yetiştirme derdinde. Öndeki şu araç ambulansa yol vermiyor. İstanbul Emniyeti bunu görmüştür herhalde. Trafiği şusu busu. Ne yani şimdi bak hala devam ediyor. Çırpınıyor ambulans şoförü. Hepsine buradan selam olsun. Sağlık çalışanlarına, ambulans şoförlerine. Vermiyor, yol vermiyor. İnatla vermiyor. A. Öndeki bu aracın içerisindeki sürücünün kulakları duymuyor. Kulağı duymuyorsa bu ehliyet işinde bir sıkıntı var. B. Adam cani ruhlu. Müsaade etmiyor ki hasta bir an önce hastaneye yetiştirilsin. Ne olacak şimdi yani buna kabahatler kanununa bakıp ambulansa yol vermedi 100 lira, 200 lira, 500 lira neyse ceza kesecek bu kadar mı? Sonra bırak bu mu? Bu mu yani? Bakın bu ülkede ve Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Şu kabahatler kanununu değiştirmeniz lazım. Bu ülkenin İvedi acil ihtiyaç duyduğu en önemli şey kabahatler kanununun değişmesi. Yolda gidiyorsunuz adam önünüze kırıyor sonra iniyor aşağıya size saldırıyor. Dalıyor kafa göz kırıyor. Sonra savcı işte diyor ki rapor al gidiyorsun. Sonra bir mahkeme sürüyor falan. Şu kadar yıl bir şey olmuyor. Yapanın yanına kâr kaldığı bir ülkede yaşamak bana zul abicim ya. Nerede, ne zaman, nasıl bir manyakla karşılaşacağını bilmiyorsun. Çünkü cezası çok hafif. Git Avrupa'da bir adama tokat at göreyim ben seni hadi. Hadi. 28 yerinden karısını bıçaklamış adamı mahkeme serbest bırakıyor ya. En son Cumhurbaşkanı da isyan etti. Ne olsun istiyorsun hakim bey, ne olsun? Ölmemiş olmak kadının suçu mu? 25 bıçak darbesi almış, 28 bıçak darbesi almış. Ölmemiş olmak kadının suçu mu? Ya ben anlamıyorum bunları. Ya bu kasıt arıyorum artık. Tamam. Ciddi ciddi kasıt arıyorum. Yani şu görüntüyü ortaya çıkar. Yani Türkiye'de her şey kokuşmuş, ne hale gelmiş falan, çürümüşlük var. Bunu dedirtmek için bürokratik çelme var bu ülkede ya. Şu arkadaşın ehliyetini eğer hani nasıl bir mazeret olabilir düşünüyorum. Şu önde yol vermeyen arkadaşın nasıl bir mazereti var hakikaten düşünemiyorum yani. Var mıdır? Bir mazeret olur mu bu işin arkadaşlar ya? Hani nasıl bir mazeret? Hani nasıl bir mazeret olabilir? Ya sinyal sağ sinyal bile vermiyor. Hani diyelim ki panikledi. Ya sinyal ver arkadaki anlasın geçeceğini yani bir fırsatını bul geç. Bakalım göreceğiz. Bu arkadaşla ilgili ne yapıldığını göreceğiz. Eyvallah. Metroda yangın. Yenikapı'da bir başka sıkıntı. İstanbul'da hakikaten bu ne olacak bu iş? Bu otobüslerin yürütülememesi. Fabrika yapıyor. Halk ekmek fabrikası. İçeride üretim yok. Ankara desen öyle. Dün de diyor ki Özgür dün de bir otobüs yanmıştı almadık artık. İstanbullular alıştınız mı? Bir ses versenize. Yani alışıyor musunuz bu tür işlere? Alışılacak iş değil bu ya. Yani düşünün sürekli her gün bir otobüs yanıyor, arızalanıyor, bir şey oluyor ve İstanbullular iniyor. Her gün
İETT'nin otobüs filosundan bir otobüs, iki otobüs, üç otobüs eksiliyor. Ve insanlar sabah işlerine gidemiyorlar. Bu da çok çalışkan bir belediye başkanı diye millete. Ay ay. Evet. Geldik yayınımızın sonuna. İyi ki varsınız. Peşin peşin söyleyeyim. Acayip de yorumlar var. O da haklı. Diyor ki şimdi de telefonla evimizde geliyor doktorlar. Hakikaten telefonla geliyor. Avrupa'da, Amerika'da, şurada, buradasınız. Yanan otobüse razıyız. Yeter ki otobüs gelsin. Evet. Otobüs de gelmiyor. Ambulans uçağınızı gönderiyorsunuz. Almanya'ya, Hollanda'ya. Orada sağlık hizmeti alamayan yurttaşınızı atıp getiriyorsunuz. Ya gururlanırsınız ya da hasedinizden saldırırsınız.